Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi sizlere yüzdeler konusundan bahsedeceğim. Aynı çokluğu farklı şekilde ifade etmenin bir yolu olan yüzde paydası yüz olan kesirler için kullanılır. Paydası yüz olan kesirler yüzde sembolü ile gösterilir. Yani buradaki sembolümüzle. Aşağıda yüz eş parçaya bölmüş bir bütündeki kırmızı ve mavi renklerin belirttiği kesri yüzde sembolü ile ifade edelim. Dikkat ederseniz parçamız 100 eş parçaya bölünmüş. Ve bundan işaretlenen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 eşit parçamız var. O zaman, olarak, o zaman gösterilişi 100 eşit parçadan 18 tane. Kesir olarak gösterimi %18. Peki kırmızı bölgenin okunuşu okunuşu 10, 8. Peki aynı ifade yüzde sembolü olarak nasıl gösteririz? Yüzde sembolümüz buydu. O zaman yüzde ne demiştik? Paydası 100 olan kesirler için kullanılan bir değişik yol, pardon kullanılan yoldu. O zaman yüzde 18, yüzdeyi yazdık. Ne yapacağız yanına? 18'ini yazacağız. Tekrar söylüyorum. Kırmızı bölge için yazılış yüz eşit parçadan 18 tane alınmış. Okunuşu yüzde %18. Yazılışı da sadece yüzdeyi ön tarafına alıp kesrin payını yazıyoruz. Geldik mavi bölge için. Mavi bölgede yine 100 eşit parça ayrılmış. Peki kaç tane bölge var? Her bir sütunumuz onarlı. 10, 20, 30, 40, 50, 3 tane burada var. O zaman yüzde 53. Okunuşu yüzde 53 yüzde sembolü olarak gösterimi de yüzdesini yazıyoruz ve payını arkasına yazıyoruz. Aşağıda verilen kesirleri yüzde sembolü kullanarak ifade edelim. Zaten dikkat ederseniz paydası 100. O zaman ne yapacağız? Yüzde direkt payını yazacağız. Yani yüzde 24. Bakıyorum paydası 100. O zaman yüzde ve payını arkasına yazıyoruz. 59. 9 Bakıyorum paydası 100. O zaman %7. Buradaki ifade için bakıyorum paydası 100. Payına baktığımız zaman 100. Bunu çok fazla kullanırız. Olasılıkları falan söylerken %100 olur diye. Peki %100'den daha büyük değerler olabilir mi? Günlük hayatta kar zarar problemleri hariç %100'ün üzerinde herhangi bir değer söylenemez. Örnek olarak %150 erkek var. Hani böyle bir ifade kullanılamaz. Ama %150 zam yapılmıştır. Bu ifade kullanılabilir. Veya ileride göreceğiniz konumuz var. Olasılık. Yani bir olayın olma durumları. Örnek olarak söylüyorum. Bir öğrencinin sınavı kazanma olasılığına %150 tabirini kullanamazsınız. En fazla kullanacağınız tabir %100. O zaman %100'ü e aşan tabirler ancak kar ve zarar problemleri için kullanılabilir. Buradaki ifadeye bütün deniyor yüzde yüze. Peki paydası 100. O zaman yüzde sembolünü yazdık. Yüzde elli. Buna yarım deniyor. Yüzde yirmi Yüzde sembolünü yazdım ve payın arkasına yazdım. Yüzde yirmi Buna da matematikte çeyrek deniyor. O zaman yüzde sembollerinde bütün denirse bütün her zaman için yüzde yüzdür. Yarım denirse yarım yüzde çeyrek denirse çeyrek 125'i gösterir. Ya da tam tersi 125 çeyreği gösterir. 25'te 7 kesrini yüzde olarak ifade edelim. Ne demiştim? Yüzdeler paydası 100 yüz olan kesirlerdi. Peki buradaki ifadeye baktığımız zaman bu ifadenin paydası yüz mü? Değil. 100 olabilmesi için hatırlayın daha önceki konularımızı. Payı ve paydayı aynı sayı ile çarpmamız gerekiyor. Yani bunun ismine genişletme deniyor. O zaman 100 olabilmesi için 25'i 4 ile çarpmalıyım. Eğer ben paydayı 4 ile çarpıyorsam eşitliğin korunması için payı da 4 ile çarpmalıyım. O zaman ifademiz için paydası 25 ile 4'ü çarparsanız 100, 7 ile 4'ü çarparsanız 28. Yani istediğim duruma eriştim. O zaman bunu yüzde olarak göstereyim mi? Buradaki paydadaki yüzü sembol olarak bu şey gösteririz ve payı arkasına yazarız. Yani 25'te 7 kesri yüzde 28 biçiminde ifade edilirmiş. Aşağıda verilen Kesirleri yüzde sembolüyle ifade edelim. 5'teki 2 kesrinin yüzde olarak nasıl gösteririz? Ne demiştik? Paydası yüz olan kesirleri yüzde denir. O zaman buradaki ifadenin paydasına bakıyorum, 5. Peki bunu yüz yapabilmek için 5'i 20 ile çarpmalıyım. Eşitliğin korunması için payına da 20 ile çarpmalıyım. Yani yeni kesrimiz 5 ile 20'yi çarparsak 100, 2 ile 20'yi çarparsak 40. O zaman paydayı yüzde olabilmesi için yüz haline getirdim. Yazılışı da yüzde payda arkasına yazarsak 40 olur. Peki dörtte bir kesirin yüzde olarak nasıl gösteririz? Amacımız neydi? Amaç paydayı yüz yapmaktı. O zaman dördü 25 ile çarparsam yüz. Aynı şekilde eşitliğin korunması için eğer paydayı 25 ile çarptıysam payda 25 ile çarpmalıyım. Yani ifademiz yüzde 1 ile 25 çarptık 25. Yüzde sembol olarak gösterimi yüzde payı arkasına yazdığımız zaman 25 olarak gösterilir. Aynı şekilde 25'te 13 kesrini 100 yapmamız gerekiyor paydasını yüzde olarak göstermemiz için. Her iki tarafı da 4 ile çarparsak 25 ile 4'ü çarptığımızda 100, 13 ile 4'ü çarptığımızda 52. Yüzde sembol olarak göstermek için zaten paydası yüzde yüzde payı arkasına yazdığımızda 52 olarak gösterilir. Yüzde olarak verilen bir sayıyı kesir olarak yazarken paydaya her zaman 100, paya ise yüzde sembolünün arkasındaki sayı yazılır. Yani 124 sayısını eğer biz kesre çevirmek istiyorsak paydaya her zaman için 100, paya da yüzdenin arkasındaki sembol yazılır. Yani yüzde 24 olarak gösterilir. Aynı şekilde yüzde 80 kesrini pardon yüzde 80 ifadesini kesre çevirmek için paydaya her zaman için 100, paya da 80 yazacağız. Yani %80 kesir olarak. Aynı şekilde yüzde sembolü kullanıldığı için paydaya 100, paya da yüzde sembolünün arka tarafındaki sayı yazılır. 100 kişilik bir toplulukta 56 erkek olduğuna göre bu topluluktaki erkek sayısını yüzde olarak ifade edelim. Dikkat ederseniz toplamda 100 kişi var ve bunun 56 tanesi erkek. Bunu kesir olarak gösterirsek toplamdaki 100 kişiden İstenen kişi erkek sayısı olduğu için 56 tanesi erkek. Bunu yüzde olarak göstermek çok rahattır. Neden? Paydası çünkü 100. Bunu sembol olarak dönüştürürsek paydaki sayıyı da sembolün hemen arka tarafına. Yani bu topluluğun yüzde 56'sı erkektir denir. 20 adet sorunun sorulduğu bir sınavda 13 soruyu doğru cevaplayan bir kişinin kaç soruyu doğru cevapladığını yüzde olarak gösterelim. Toplamdaki soru adedimiz 20 ve 13 adet soruyu doğru cevaplamış. O zaman 20 taneden 13 adedini doğru cevaplamış. Peki bunu yüzde olarak nasıl göstereceğiz? Amacımız yüzde şeklinde göstermek. Paydası 100 olsaydı işimiz kolaydı. Peki bu haliyle 100 mü? Değil. Ne yapacağız? Kesirlerde genişletme. 20'yi kim ile çarparsam 100 olur? Bunu şöyle de bulabilirsiniz. 100'ü 20'ye bölerek de bulabilirsiniz. 120'ye bölerseniz 5 bulursunuz. O zaman eşitliğin korunması için paydayı eğer 5 ile çarpıyorsak payı da 5 ile çarparız. 20 ile 5'in çarpımından 100, 13 ile 5'in çarpımından 65. Buradan da sembol olarak gösterimi yüzde 65'i de sembolün arkasına koyduğumuz zaman 65 tanesini bu kişi doğru cevaplamıştır denir. Bir fabrikanın ürettiği 140 parça cep telefonundan 49 tanesi bozuk olduğundan tekrar fabrikaya iade edilmiştir. İade edilen cep telefonları üretilen toplam cep telefonlarının yüzde kaçıdır? O zaman toplamda üretilen cep telefonumuz 140 adet. Peki iade edilen kaç taneydi? 49 adet. O zaman toplamda 140 adetten 49 tanesi iade edilmiş. Ve bizden istenen bu ifadeyi yüzde biçiminde göstermek. Peki Geldik sorumuza. Bunu yüzde olarak ifade edebilmek için paydanın mutlaka yüz olması gerekiyordu. Değil mi? Peki buradaki ifade yüz mü? Değil. Peki 140'ı hangi sayı ile çarparsak veya bölersek yüz sayısını elde ederim. Düşünüyorum. 2 ile çarpsam 280, 5 ile çarpsam 700. Bu şekilde bütün ihtimalleri düşünsem hiçbir şekilde yüz elde edemiyorum. Peki 2'ye bölsem 70 olmadı. Yüzden daha küçük bir sayı. Hatırlarsanız kesirlerde sadeleştirme denen bir konumuz vardı. O zaman bakıyorum 140 ve 49 sayısı her ikisi 7'nin katı olduğundan dolayı payını ve paydasını 7 ile sadeleştiriyorum. 140'ı 7'ye bölersem 20 kere var. 49'u 7'ye bölersem 7 kere var. Peki bu halde yüz oldu mu? Hayır ama ben biliyorum ki 20 sayısını 5 ile çarparsam 100 elde ederim. Eğer paydayı 5 ile çarparsam eşitliğin korunması için payı da 5 ile çarpmam gerekiyor. Yani %35'i ifade ederim. Buradan da yüzde sembol olarak gösterimi yüzde 35 arkasına koyduğum zaman şeklinde gösterilir. O zaman yapmamız gereken durum ilk etapta herhangi bir sayı ile çarpıp veya böldüğümüzde yüz sayısını elde edemiyorsa verilen kesri sadeleştiririz. Sadeleşmiş halinden yüzü ifade etmeye çalışırız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.